Merhabalar arkadaşlar. A2 sınıfımızın 14. video dersinde sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda daha az gramer, daha fazla kelime ağırlıklı bir ders işlemeyi planlıyorum. E, dilerseniz hemen konumuza geçelim. Burada genetiv konusu, isimlerde aidiyet belirten bir e, gramer konusunu işleyeceğiz. E, Aidiyeti fon plus dative ile ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani dimuta fon ana. Ana isimli bir arkadaşımızın annesi yani burada o aidiyeti veriyoruz. Ee, aynı zamanda bu manayı anas muta sonuna e, özel ismin sonuna s takısını getirerek de yapabiliyoruz. Bu ikisi de arkadaşlar mana olarak birbirine eşit diyoruz. Alt tarafta da arkadaşlar 10 tane ifade var. Aile e, bireylerinin ilişkilerini burada aidiyetlerini belirterek karşıdaki e, aile bireylerine ulaşacağız. Nasıl yapıyoruz? Örneğin di elten von meinen elten sind meine benim ebeveynlerimin anne babamın ebeveynleri anne babası benim sind meine großelten arkadaşlar. Tabii ki büyük baba veya büyük annem olur. İkincisi zu großvater und großmutter sagt man auch. Yani benim büyük babama ve büyük anneme aynı zamanda ben Opa ve oma olarak yani e, bu da aynı manaya geliyor. Onu e, ifade edebiliyorum. Üçüncüsü arkadaşlar. Dişveste von meiner Mutter oder meinem Vater ist meine. Yani benim anne ve babamın e, kız kardeşi. Tabii ki benim halam veya teyzem. Tante, G şıkkını burada ifade ediyor. Da Bruder von meiner Mutter oder meinem Vater ist mein. Benim babamın ve benim annemin. Erkek kardeşi de tabii ki benim amcam oluyor veya dayım oluyor. F şıkkı bunun tam karşılığı oluyor arkadaşlar. <laughs> Ditohta, beşinci sorudayız. Ditohta von meiner Tante und meinem Onkel ist meine. Yani benim m, amcamın veya halamın. E, bu tabi Almanca'da ikisi de ifade ettiği için dayım veya teyzem de olabilir. Anne veya baba tarafından. Onun kız kardeşleri arkadaşlar tabii ki benim <laughs> nihtem oluyor arkadaşlar daha doğrusu kız kardeşi diyorum kız çocukları kuzenim nihte oluyor arkadaşlar A şıkkı Bunun erkekleri de arkadaşlar erkek çocuğu da tabii nefemiz oluyor B şıkkı yani der zone von meiner tante und meinem onkel ist mein nefe diye tamamlıyoruz arkadaşlar 7 die tochter von meiner schwester o da Meinem Bruder ist meine. Benim kız kardeşimin veya erkek kardeşimin kızı arkadaşlar. Tabii ki <laughs> benim kuzu arkadaşlar C şıkkındaki ifadeyi karşılıyor. Erkeği ise arkadaşlar kuzin olarak C e, J şıkkında yer almış. Die Frau von meinem Bruder ist meine. Benim erkek kardeşimin eşi yani yenge olarak ifade ettiğimiz şey de arkadaşlar. Şvegerin olarak E şıkkında ifade bulmuş. De Ehman von meiner Schwester ist mein. Benim kız kardeşimin eşi de, kocası da arkadaşlar eniştemiz oluyor. O da Şvage olarak H şıkkında yer bulmuş arkadaşlar. Diğer Übungumuz bu konuyla ilgili burada iki türlü ifade edebiliyoruz demiştik. Böyle örneğin istas opas hoze. Bu Büyük babamın e, pantolonu mu şeklinde sorusu. Bunu şu şekilde de sorabiliriz arkadaşlar. Hose ve opas yer değiştiriyor. Is das di hose von opa. Büyük babamın bu e, pantolonu mu şeklinde iki türlü bunu sorabiliyoruz. Şimdi sağda ve solda verdiğimiz örneklerde bazılarını vermiş. Biz diğer ifadeyi yazacağız. Örneğin istas de onkel von peta. Bu... Peter'in e, dayısı mı, amcası mı ifadesi biz bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Istas Peter's onkel şeklinde sorabiliriz. Örneğin Istas Frau Molsman. Frau Molün e, bayan Molün eşimi bu şeklinde sorunun diğer e, soru manasında Istas der Mann von Frau Mols şeklinde sorabiliyoruz. Yine burada Istas das Haus von Tante Kete. Bu äh e, Kate Hallan'ın e, evi mi? Burada tabii ki Istas Tante Ketes House şeklinde e, ifade edebiliriz. Umarım e, kolay geliyordur size de. İstas Tonis Freundin bu Tonis'in kız arkadaşı mı sorusunu Istas di Freundin von Tonis şeklinde sorabiliriz arkadaşlar. Son olarak da istas di tohta von Angela, Angela'nın kızı mı ifadesini is das Angela's tohta olarak sorabiliyoruz. Bir diğer konumuz okuma parçası arkadaşlar. Bununla ilgili aslında 2-3 dersleri işlediğimiz while bağlacı. Ondan sonra perfect konusunu içeren bir okuma parçası. Bunu Anlayacağız ve daha sonrasında bu kişilerle alakalı verdiğimiz bilgilere yönelik birkaç tane sorumuz olacak. Doğru yanlış sorumuz. Dilerseniz Hristo Radev ile başlayalım. Ich bin 23 Jahre alt und wohne zum ersten Mal allein. 23 yaşındaymış ve ilk defa yalnız başına yaşayacakmış. Das ist noch ein bisschen komisch für mich. Bu benim için biraz e, garip diyor tabii ki ilk defa yanlış yaşamak. Garip geliyor kendisine. Zum Glück sind die Nachbarn im Haus sehr nett. E, şanslıyım ki benim e, evimin yanındaki komşular çok iyi insanlar. Meine Familie in Bulgarien ist groß und alle wohnen in einem Haus. Benim e, ailem Bulgaristan'da ve e, büyükçe bir evde e, hep beraber yaşıyorlar. Meine Eltern yani anne babası meine Großeltern, büyük baba büyük annesi und auch mein Onkel mit seiner Familie ve amcası da amcasıyla beraber onun ailesi de amcasının eşi çocukları da bu evde ikamet ediyormuş. Das ist toll dort ist immer jemand da. Bu çok güzel bir şey orada devamlı birileri oluyor diyor. Hier in Deutschland bin ich fast nie zu Hause. Ben neredeyse yani bu Almanya'da hiç evde durmuyorum. Ancak arbeite ich und abends soll ich ganz allein essen. E, gün boyunca e, çalışıyorum. E, yalnız mı yemek yiyeyim? şeklinde e, bir soru soruyor kendisine. Herhalde yaptığı işi doğrulamak için. Nein, das will ich nicht. Hayır ben bunu istemiyorum. Ich treffe dann Freunde. O da gehe zu meinem Bruder und Ya arkadaşlarıyla buluşuyor, arkadaşlarımla buluşuyorum veya e, erkek kardeşimin e, ailesiyle beraber yaşadığı yere gidiyorum, onlara gidiyorum. Er wohnt gleich um die O hemen e, köşede oturuyor şeklinde Hristo Oradev kendisini bize tanıttı. Silvia Wasilewski, e, bir bayan e, burada diğer konumuz. Mein Mann und ich sind vor fünf Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen, weil wir hier Arbeit gefunden haben. Yani benim eşim ve ben yaklaşık beş yıldır Polonya'dan, yani beş yıl önce Polonya'dan Almanya'ya gelmişler. Çünkü burada iş bulduk diyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi while bağlacını burada kullanmış Ich bin Krankenschwester, ben hemşireyim und mein Mann is programmierer und in einem software unternehmen. Bir e, yazılım firmasında da eşi programcı olarak çalışıyormuş. Es gefällt uns sehr gut in Deutschland, besonders jetzt in der Wohnung hier im Haus. Ve biz bunu Almanya'yı e, özellikle e, evimizin bulunduğu e, yeri çok seviyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Endlich hat unser Sohn sein eigenes Zima. Ve sonunda çocuğumuz da kendisine ait bir e, odaya sahip oldu. Odaya sahip şeklinde bir e, herhalde bundan önce çocuğunun odası yoktu. Bunu belirtiyor. Balt möhten via noch ein Kind. Ve çok kısa zaman içerisinde biz bir e, çocuk da, e, yani çocuk da istiyoruz, yeni bir çocuk daha sahip olmak istiyoruz şöyle, diye söylüyor. Dan wollen via ein Haus auf dem Land kaufen ve e, daha kırsalda bir e, evde satın almak istediklerinde belirtmiş. In einem Dorf ist es einfach viel besser für Kinder ve e, bir köyde böyle bir yerde kırsal bir alanda çocukların büyümesi çocuklar için burası çok iyi şeklinde ifade etmiş Silvia Vasilevski arkadaşlar. Katrin Hoyza ikinci üçüncü kişi. Ich bin mein Tochter, ich bin mit meiner Tochter Ella in eine zwei Zimmer Wohnung gezogen. Kızıyla beraber, kızı Ella ile beraber iki odalı bir eve taşındık diyor. Das reicht uns bu bize yetiyor. Dann Ella ist of auch bei ihrem Vater und dann bin ich allein hier. Çünkü arkadaşlar den ile gördüğünüz gibi den ile belirtmiş. Çünkü Ella genellikle babasıyla beraber vakit geçiriyor. Muhtemelen babası başka bir yerde ayrı yaşıyor ve ben de burada ayrı kalıyorum çoğunlukla demiş. Wir teilen uns die Zeit biz vakti paylaşıyoruz. Eine Woche ist Ella bei mir, dann eine Woche bei ihrem Vater. Dort hat sie ein eigenes Kinderzimmer. Yani bir hafta Ella kendisiyle kalıyor, bir hafta babasıyla kalıyor ve Ella'nın babasının yanında da bir çocuk odası varmış. Ihr Vater wohnt, wohnt nur drei Straßen weiter. Yani onun babası da 3 sokak ötede şey yapıyormuş, e, ikamet ediyormuş. Das macht alles sehr einfach und Ella kommt auch von dort gut zu Schule. Bu gerçekten yani babasının 3 sokak ötede yaşaması e, işlerini gerçekten e, kolaylatıyormuş. Ve Ela da oradan okula gidip gelebiliyormuş arkadaşlar. Evet gelelim e, dördüncü kişimiz Yusuf Dirim. Kendisi e, şu şekilde anlatıyor. Meine Frau Ayşe und ich leben schon seit 35 Jahren in Deutschland. 35 yıldır eşi Ayşe ile beraber burada yaşıyorlarmış arkadaşlar. Früher haben wir in einem Hochhaus im 10. Stock gewohnt. 10. katta bir e, yüksek bir yerde yaşıyorlarmış daha önce. Wir hatten vier Zimmer und einen Balkon. Orada dört odaları ve bir balkonu varmış. Abeyed zintikinde groß. Çocuklar artık büyüdü. Ale zint ausgesogen und wir brauchen nicht mehr so viel Platz. Ve biz artık oradan yani çocuklar büyüdüğü için oradan artık taşındılar. Ve biz bu kadar büyük bir evde büyük bir yere ihtiyacımız artık yok diyor. Die Zweisimmer Wohnung im Erdgeschoss mit Garten ist genau richtig. İki odalı ve giriş katta bahçeli bir ev bizim için e, doğru bir seçenek diyor. Wir mögen das Ve biz böyle bir yeri e, seviyoruz yani küçük bir alanı. Es ist schön ruhig und es gibt viele Bäume. Ve e, çok e, sessiz ve birçok ağacın olduğu yer diyor. Tamamen emekliliğini geçirmek için yapılmış bir plan olarak düşünüyorum. Beşincisi arkadaşlar Luisa Bach. O da Ich wohne in einer wohn Wohngemeinschaft zusammen mit Teresa und Patricia. Wohngemeinschaft arkadaşlar 3-5 kişinin beraber tuttuğu ev, beraber yaşadığı muhtemelen üniversitedeki öğrenci evi gibi. Böyle bir yerde Teresa ve Patricia isimli iki bayan ile kaldığını söylüyor. Jede von uns hat ihr eigenes Zimmer. Her birimizin bir odası var. Aber die Küche und das Bad benutzen wir gemeinsam. Ama e, mutfak ve banyoyu biz ortak kullanıyoruz diyor. Wir teilen uns die Miete, das ist sehr günstig. Ve kirayı da paylaştıkları için bu onlara ucuz geliyormuş. Ich möchte aber auch sonst nicht allein wohnen ve ben e, yalnız yaşamak istemiyorum. Nun komme ich nach Hause und es ist fast immer jemand da. Ve ben şimdi eve geldiğimde muhtemelen birileri evde oluyor. Das mache ich sehr. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Wir treffen uns normalerweise in der Küche. Normalde, genelde de mutfakta biz buluşuyoruz. Akşam herkes eve geldiğinde diyor. Manchmal kochen wir am Abendessen zusammen und erzählen vor unserem Tag ve akşam yemeğini genelde beraber yiyoruz. Bazen aslında bazen ve genelde diyebiliriz. Ve e, günümüzün nasıl geçtiğini birbirimize anlatıyoruz. Am Wochenende frühstücken wir zusammen. Hafta sonları beraber kahvaltı yapıyoruz. Das finde ich besonders schön. Das ist wie in einer Familie. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Aynı bir aile gibiyiz gibi bir e, bilgi vermiş. Ve aşağıda da 5 tane ifade var. Bu okuduğumuz kişilerle ilgili bilgileri bizden istiyor. Hristo gadev lebt nicht so gern allein. Hatırlıyorsunuz kendisine komiş yani garip geliyor demişti. Ve yalnız yaşamayı sevmiyorum demişti. Bu doğru arkadaşlar doğru olduğu için işaretlemiş bu ifadeyi. Frau Wasilewski ist schwanger demiş arkadaşlar. Frau Wasilewski Çocuk istiyoruz yakın zamanda dedi ama e, Schwanga dememişti o yüzden bu ifade yanlış. Üçüncüsü arkadaşlar Ella sieht ihren Vater noch noch selten weil ihre Eltern getrennt leben. Yani şuradaki ifade yanlış neden Ela'nın diyor babası yani Ella babasını çok e, az görebiliyor çok e, neredeyse e, iki ayda üç ayda bir manasına gelen sıklıkla göremiyor gibi bir ifade ediyor. Çünkü onun aile anne ve babası e, ayrı yaşıyorlar dedi. Evet bu ifade doğru ayrı yaşıyorlar ama bir hafta Ela babasında bir hafta annesinde kalıyordu. Bu da yanlış bir ifade. Yusuf und Ayşe drin weil sie viele Kinder und Enkel haben. E, Yusuf ve Ayşe e, isimdeki arkadaşlarımız e, beyefendi ve hanımefendi. Daha fazla yere ihtiyaçları var. Çünkü çok fazla torun ve çocuğa sahipler diyor. Bu da yanlış bir ifade. Eskiden çok fazla yerleri vardı ama şimdi çocukları taşındığı için iki odalı bir giriş katta bahçeli bir ev istiyoruz demişti. Beşinci ifademiz. Louisa Bach, wohnt in einiger Wohn. Burada arkadaşlar Wohngemeinschaft. Bunun kısaltması Wohngemeinschaft weil sie die miete teilen kann und weil sie nicht gern allein wohnt. Luisa Bach bir e, ortak evde 2-3 kişiyle beraber ortak bir ev kiralamış. Orada yaşıyor diyor. Çünkü aynı zamanda kirayı paylaşıyor biliyorlar ve yalnız da yaşamamış oluyor diyor. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. O yüzden bunu kolaylıkla işaretleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 1 ve 5 doğru. 2 3 4 okuduğumuz parçaya istinaden ifadeler yanlış diye söyleyebiliriz ve son okuma parçamıza geçiyoruz arkadaşlar burada da çok fazla istatistik ve yeni kelime içeren bir parça familie diyor arkadaşlar ver is den das kim bu şeklinde bu kim diyor yani familie ne demek aile ne demek In Deutschland gibt es heute etwa 8 Millionen Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Burada diyor ki arkadaşlar şu an günümüzde 8 milyon aile çocuklarıyla beraber yani 18 yaşının altındaki çocuklarıyla beraber şu an beraber bulunuyorlar diyor. Böyle bir aile var. 8 milyon aile 18 yaşından küçük bireye çocuğa sahip 8 milyon aile var. Etvaz mehr als 14 Millionen Kinder leben in diesen Familien. Burada diyor 18 milyon arkadaşlar düzeltiyorum 14 milyon çocuk bu ailelerde yaşıyor diyor. Yani 14 milyon çocuğa sahip bu aileler. Davon sind milyonun Millionen yerik also noch keine 18 Jahre alt. Ve bunların 13 milyon arkadaşlar 18 yaşına daha henüz ulaşmamış. Yani 13 milyon çocuktan bahsediyoruz 18 yaşında ve ailesiyle beraber yaşayan. Abe, ve lepta zusammen. Ama bunlar kimle e, yaşıyorlar? Kimle beraber yaşıyorlar? Wie sehen diese Familien aus yani bunlar aileleriyle beraberler mi? Aile olarak mı görülüyorlar? 69% sind verheiratet Paare mit Kindern. 69 %69'u arkadaşlar bunların evli ailenin içinde yaşayan çocuklar. 10% sind Lebensgemeinschaften mit Kindern. Yani %10'u da bunun e, aile yani bir evlilik bağı olmayıp beraber yaşayan çiftlere ait. Yani aralarında resmi bir evlilik bağı yok ama beraber yaşıyorlar bu çocuklar. %10 kısmı. Das heißt yani bu şu demek istiyor. Die Elten sind nicht verheiratet. Az önce belirttiğimiz Levensgemeinschaften yani şu B şıkkındaki arkadaşlar bunu belirtmiş. Bu da yeni bir kelime. Bu aileler beraber yaşıyor ama evli değiller. 20% sind allein erziehende mit kindern. Bunlar da arkadaşlar e, ayrı yaşayıp çocuklarıyla beraber olanlar. Muhtemelen ya eşi vefat etti, ayrıldılar veya evlilik bağı olmadan çocuk sahibi oldular. Çocuğun babası veya annesi kim bilinmiyor gibi gibi birçok e, Çoğaltılabilir bunun örneği. Yaklaşık yüzde yirmilik bir kısımda bu şekilde olan çocuklar oluşturuyor arkadaşlar. Az önce verdiğimiz 13 milyonluk nüfusu. Burada arkadaşlar 1996'da, 1996 1996'da waren es noch 81% e mit Kindern. 1996'ya ilişkin bir istatistik veriyor. Burada bunun %81 e, kısmı arkadaşlar aileyle beraber yaşıyormuş. Daha önce bakın bu ifade burada yer bulmuş. Şimdi kaçtı arkadaşlar onu birazdan ifade edeceğiz. Nu 5% wagen lebensgemeinschaften yaklaşık diyor bunun 1996'da sadece %5'i e, nikah ilişkisi, evlilik ilişkisi olmayan çiftlerle beraber yaşayan çocuklardı. Und... Nur yani 14 yani yüzde 14'ü bunun sadece 1996'da Alain Erzien de Mitkinden yalnız yaşayıp çocuğa sahip olan yani yalnız yaşayan bireylerin yanında yaşayan çocuklar bunun yüzde 14'ünü oluşturuyordu demiş. Şimdi bu parçayı güzelce okuduk arkadaşlar ve boş bırakılan ifadeleri biz yerleştireceğiz. Şimdi yüzde 81 ile yaşıyordu arkadaşlar ve şurada. 69% sind verheiratete Paare mit Kindern. Yani arkadaşlar şurada e Paare dediğimiz e, evlilik bağı olan gördüğünüz gibi yüzük var. Burada o manayı veriyor. E, aile aile %81'i 1996'da çocuklarıyla yani çocukların yüzde bu çocukların yüzde %81'i aileyle beraber yaşarken bunun bu oran şimdi 9 yani şurada da bu ifadeyi görebiliyoruz. Yüzde %69 gibi bir e, mavi tarılı alan bu e, evlilik bağı olan aileyle beraber yaşayan çocukları ifade ediyor. B'de Lebensgemeinschaft dediği evlilik bağı olmayıp ama çocuk e, sahibi beraber yaşayan kişilerden bahsediyor. Bu oran 1996'da şu yeşil %5 olarak ifade edilirken arkadaşlar bu e, günümüzde işte bunun %10'luk orana tekabül ettiği sind lebensgemeinschaften mit mitkinden diye ifade etmişti. %10'u buraya yazabiliriz. Son olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi allein etzinde diye bir ifade var. Bu da şu an %20'lik bir oranı oluşturuyor arkadaşlar. Yani herhangi bir evlilik bağı veya eşi olmayan, yalnız yaşayan, eşi vefat etmiş bu Ailelerin yanında yaşayan çocukların oranı 1996'da %14 iken şimdi %20'ye ulaşmış. Bu parçayı da bu şekilde bu bilgiyle beraber bitirmiş olalım arkadaşlar. Bu parçayı şu nedenle sizle paylaştım. Onu da açıklık getireyim arkadaşlar. B1 veya A2 bitirme sınavlarında sizlere bu şekilde yazılan veya istatistikli olarak sayılarla verilen ifadeleri daha sonra... Dinleme veya yazma olarak size soruyorlar arkadaşlar. Yani şu az önce çıkardığımız şu epey ifadesi yüzde on, yüzde 69, yüzde 20 gibi ifadeler parça içerisinden süzülüp size soru olarak karşınıza çıkıyor ve bu sorulara, bu ifadeleri boşluklara yazmanız isteniyor aynı bitirme sınavlarındaki gibi diyorum ve dersimizi burada sona erdiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.